değerli izleyenlerimiz, şu anda Karakule Tarım Makineleri standındayız. Yanımızda firmanın sahibi Mustafa Karakule var. Merhabalar Mustafa Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Çiftçi TV'ye öncelikle teşekkür ediyorum. Hoş bulduk Mustafa Bey. İzmir Fuarı'da Karakule için hayırlı olsun diyerek başlayalım. Buradan izleyenlerimize kısaca bir hatırlatalım. Karakule tam olarak ne yapıyordu, hangi alanda üretim yapıyordu, bunları öğrenelim. Mustafa Karakule firması 5 yıldır tarım makinelerinde ve toz kükürt makineler üretiminde yapmaktayız. Sadece toz kükürt makineler üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Çiftçilerimizin toprak ihtiyaçları olan toz kükürtün artmasında makinelerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz, yardımcı oluyoruz yani. Şu anda da arkamızda zaten bir tane kükürt atma makinesini görüyoruz. Tarla tipi bir kükürt atma makinesi. Bunun biraz teknik özelliklerinden bahsetmenizi rica edeceğim. Bu makinemiz sadece toprak üzerine, topraktaki pH'i düşürmek için kükürt kullanmak amaçlıdır. Ayrıca yanmış hayvan gübrelerini de atar. Leonard değişik toz olan gübreleri atmalarına yardımcı olur. Diğer makinelerimiz de yeşil bitki üzerine kükürt atar. Yani bu aynı zamanda toz gübre atma makinesi olarak da kullanılabiliyor değil mi? Toz olan bütün gübreleri atar makinelerimiz. Toz üzerine çalışıyoruz biz. Peki onun dışında hangi ürünler var İzmir Fuarı'nda? Diğer makinalarımızda ürün üzerine, yeşil bitki üzerine, domates, biber, kavun, pamuk, narinci ağaçlarında, kırmızı örümcek gibi sorunlarda, mantar hastalıklarında kullanıyorlar çiftçilerimiz. Diğer makinalarımızda ürün üzerine. Bunlar sadece toprak üzerine atar, o makinalarımızda ürün üzerine atar, yeşil bitki üzerine yani. Onlar ilaçlama makinası mı meyvecilikte daha çok? Meyvecilikte ilaçlama değil de bunlar toz kükürt ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Bizim makinalarımız hepsi toz kükürt üzerine kullanılmaktadır. Peki bu makineyi İzmir Fuarı'na özel mi getirdik? İlk defa mı burada lansmanını yapıyoruz? Yok hayır, 2 yıldır üretimini yapıyoruz. Bütün fuarlarımızda var. Bundan sonra da imalatımızda seri olarak devam ediyoruz yani. İzmir Fuarı'na nasıl buldunuz? Geçen sene katılmış mıydınız? Geçen sene katıldım. Geçen sene bundan daha canlıydı yani. Bir de geçen sene önümüzdeki yıl yani bu yıl daha iyi olacak konuşuluyordu. Sizce bu gerçekleşti mi ya da nasıl görüyorsunuz? Bu konuda beklentileriniz karşılanıyor mu? Beklentilerimizi karşılamış değil ama bu piyasa şartlarından olabilir veyahut da fuarın organizasyonu yeterli olmayışından da olabilir yani. Biraz herhalde girişlerde trafik sıkıntısı falan da var. Aynı geçen yılki sorunlar çözülmemiş, trafik sorunu aynı, sıkıntılar devam ediyor yani. Teşekkür ediyorum Mustafa Bey, size iyi fuarlar diliyorum. Sağ olun, size de iyi yayınlar diliyorum. Değerli izleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.